Selamlar. Bugün çok çok eskiden çektiğimiz bir videonun remake'ini yapacağız. Merak etmeyin, GTA Trilogy gibi bir şok yaşatmayacağız. Garantisini veriyoruz. Uzatmadan iyi seyirler sayın apartman sakinleri. Inception filminin şu sahnesini hatırlıyor musunuz? İşte bu sahne için bir görsel efekt vesaire kullanılmadı. Bir platform üzerine gerçekten de dönen bir koridor inşa etmişler. Herifteki taşa bak anasını satayım. Ve çekimi bu şekilde yaptılar. Bu Nolan bazen harbi taşak geçiyor lan. Yok Tenet için gerçek altınları satın alıp sahneden sonra satıyor. Interstellar için mısır tarlası alıp hasat ediyor. Neyin şovundasın birader? Çek filmini bak dalgana. Biz bu ülkede teker içinde savaş sahnesi çekiyoruz. Yine izleniyor. Kasma bu kadar gözünü sevdiğim ya. İşin diğer boyutu ise oyuncuların bunun için eğitilmeden buna maruz bırakılması. Gördüğünüz performans tamamen doğal anlayacağınız. Christopher Nolan deyince akan sular durur diye boşa demiyoruz. Ayrıca filmde bulunan Pernos merdivenleri de yine film için gerçekten yapıldı. Herhangi bir efekt veya krom olayı yok. Saygılar Nolan Bey. İkinci detayımız Huyamay'dan. Yok yok. Bu balon filmden değil. Halis molis Jackie Chan'in Huyamay'ından. Önceki videoda Jackie Chan'in dublör kullanmadığına dair ufak bir cümle kullanmıştık. Bu filmde rezidanstan atlama sahnesi içinde üstad herhangi bir dublör vesaire kullanılmamış. Salmış kendini binadan aşağı, ne olacaksa olsun demiş. En ufak hata yapsan devam filmlerini izleyemeyeceğiz abi. Ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya. Ha unutmadan. Huyamay'ı Türkçe'ye Afrika katmanı diye hangi ucu petrol çevirdi? Allah aşkına bu nasıl çeviri oğlum? Elim Bangladeşlisini getir, yemin olsun daha iyi çevirir lan. Ben kimimden Afrika katmanını nasıl çıkarıyorsunuz? Bu videonun asıl garip detayı bu olmalı anasını satayım ya. Geç. Gelelim. Ulan bunda da mı Nolan'ın parmağı var acaba? Dedirtecek bir saniye. Neden? Çünkü bu psikoloğu anca Nolan yapar oğlum. Kesin bir öneride filan bulunmuştur yani. Hızlı ve Öfkeli'nin şu meşhur uçaktan araba atma sahnesinde uçaktan arabaları gerçekten atmışlar abi. Hatta yevmiyecilerden biri salın üstüme arabayı gelsin abi bile demiş. Ki kesin Türk bunu da ekleyelim. Yetmemiş arabaları indirirken de teleferikle ivmelendirip ipi aniden kesmişler. İçeride gerçek oyuncu, araba havada, çekilen sahneye bak. Bizde anca tekerlek içinde sal... Neyse duramaz yerinde bir yerden telifi atar o. Ruh hastası yapım şirketi. Aranmayalım. Geç. Batman Dark Knight Rises. Bane'in stadyumda konuşma yaptığı bir sahne vardı hatırlarsanız. Bu sahnede yerden şakır şakır bombalar patlıyordu ve Bane eylemini gerçekleştiriyordu. Ha işte o bombalar efekt değil. Allah'tan sahne için yeni bir stadyum falan inşa etmemişler. Olay şöyle gerçekleşmiş. Zaten var olan bu stadyuma delikler açıp içine küçük çaplı bombaları bırakmışlar. Zaten kamera arkası görüntüsünde çukurlar belli oluyor. Yönetmen koltuğunda kim var? Nolan. Hayret ediyorum nasıl oldu da oraya gerçek bomba koymadın sen ya? Veya ne bileyim hani yeni baştan stadyum falan yapmadın. İyi frenlemişsin kendini vallahi helal olsun. Geç. Gelelim Game of Thrones'un sezon 7 bölüm 4 bölüm 4. Loot Train Attack sahnesini. Mağaradan çıkardığım videomda burayı güzel anlatmışım. Bir daha böyle anlatamam diye düşündüm işin doğrusu. Direkt mağaradan alıntı yapayım sizlere. Hem eski halimizde görün oğlum. Nerelerden geldik buralara izleyelim bakalım. Game of Thrones'un sürekli bölümlere ayırdığı olağanüstü prodüksiyon ve bütçeyle gündeme geldiği ve neredeyse her bölümünün bir film niteliğinde çekildiğini biliyoruz. Ama 7. sezonun 4. bölümü olan The Spoils of War'daki Daenerys'in ejderhasıyla ve Dothraki ordusuyla birlikte Jaime Lannister'ın ordusuna saldırdığı ortalama 10 dakikalık savaş sahnesi dizide o güne kadar çekilmiş en zor sahne olabilir. Sahnede kullanılan ateş efekti bile benzerlerinden farklı. Çünkü basit bir efekte halledilecek türden değil. Sahnede ateş yerden çıkmıyor. Bizzat ejderhanın ağzından püskürüyor ve bunu çekmesi de işi daha zorlaştırıyor. Emilia Clarke sadece bu sahne için kurulan dev bir rodeo oyuncağına biniyor ve makine hareket halindeyken gerçekçi olması için sanki gerçekten de bir ejderhanın sırtındaymışçasına hareketler yapıyor. Sahne aynı zamanda Daenerys'in arkasından yani ejderhanın tepesinden aşağıya alacak şekilde çekiliyor. Bunun için de yine iki farklı kamera kullanılmış. Birincisi az önce de bahsettiğimiz araç mekanizmasındaki örümcek kamera. Bu sayede animasyonda çizilen ejderhanın sırtından açıyı alabiliyor. Diğeri ise drone benzeri bir helikopterin altından açıyı alan kamera. Sahnede yine ejderhanın ağzından laf püskürtme sahnesi için bu mekanizma kullanılmış ve birkaç dijital oynama yapılmış. Sahnede zorluğa atıran ve cesaret isteyen diğer kısım ise Lannister ordusunun yandığı sahne. Bu sahnelerde yine herhangi bir kamera ilesi yok. Askerler gerçekten de yanıyor. Evet, sahne için oyuncular gerçekten yanmak ve birlikten dolayı çıkan dumanı almamak için nefeslerini tutmak zorundalar. Kısma zorluk katan diğer unsursa insan fazlalığı ve yakınlık durumu. Oyuncular yanmaya başladıktan sonra ısı dengesini sağlayabilmek için birbirlerinden yavaşça ayrılıyorlar. Sahne neredeyse iki düzine adamı aynı anda yakmayı başararak kendi kulvarında rekorunu kırmış.
Ay senin kullanacağın mikrofona ben. Kesin var ya telefonla filan çektim ben bu videoyu. İşte azimli şey eden mermeri delermiş. Ne diyelim. Gelelim videonun sonuna sayın apartman sakinleri. Bu tarzda daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olarak duygularınızı gayet güzel şekilde bizlere aktarabilirsiniz. Abonelik ücretsiz lan vallahi ücretsiz. E haydi sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.